Nihat Hatipoğlu, en büyük zikir Allah'ı anmaktır. Yüce Rabbimizi isimleriyle anmak en büyük zikir ve en büyük dua kabul edilmiştir. Rabbimiz bize dua etmemizi emrederken kendi isimleriyle dua etmemizi emreder. Ayeti Kerime bu hususta şöyle buyuruyor, en güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua ediniz. Nokta. Bir hadiste de Hazreti Peygamber bu ayete işaret ederek şöyle buyurur, Allah'ın yüzden bir eksik yani 99 ismi vardır. Kim bu isimleri öğrenip gereğiyle amel ederek sayarsa cennete girer. Nokta. Sadece ona kulluk edilir. Allah'ı duayla anmak ona kulluğu devam ettirmektir. Sadece ona kulluk ve sadece ona ibadet edilir. Zira Allah kullukta, ibadette, yönelişte kendine ortak kabul etmez. Allah yerine konulan her ortak puttur ve şirktir. Kuran-ı Kerim yüce Allah'ın isimleri hususunda bir sayı belirtmez. Ancak birçok ayetin sonunda isim ve sıfatları önümüze koyar ki onlarla ona yalvaralım. Mesela Aziz der, Rezzak der, Gaffar der ve bu isimlerin anlamını bilerek ona yönelmeyi emreder. 99 isim bir anahtardır. Bir hadiste yüce Allah'ın 99 isimle sınırlandırılmış gibi görülmesi bizi yanıltmasın. Hadisin verdiği 99 isim bir anahtar gibidir. O isimlerle manevi hazinelere, sonsuz esmaya ve tecellilere doğru yol alınabilir. 99 isim dahi tevhid birliğe dikkat edildiğine işarettir. 100 denmemiş, 99 denmiş. Esasen Rabbimizin isimlerini saymaya gücümüz yetmez. Onun yüce zatı hakkında kabul buyurduğu ve ama bizim bilmediğimiz belki milyonlarca ismi vardır. Biz sadece bize bildirilenle yetiniriz. Zatına bıraktığı isimlerin tecellilerini bize öğrettiği esmayla anarız. Onu görür gibi olmak. Allah'ı anarken, ki zikir anmaktır, onu görür gibi olmak lazım. Buna, ihsan makamı, denmiş. Allah'a kulluk ederken onu görürcesine kulluk etmek. Gerçi Allah'ı görmüyorsun ama o, yüce zatı ve kemal sıfatıyla tecelli eder ve seni görür. Onun için İBN Mesud, Kur'an-ı Kerim'i indiği zarafetle okuduğunda Hazreti Peygamber mübarek ve muazzez elini onun göğsüne vurup, mübarek olsun sana, dediğinde iyi i Mesud o kadar ürperir ki, sanki Allah'ı görür gibi oldum, demiştir. Bu nedenle, üpermeyen kalpten sana sığınırım, denilmiştir. Gerektiği şekilde anmak, yüce Allah'a kulluk sözde bir tesbihata dönüşmemeli. Bu nedenle büyüklerden biri, eline şuursuzca tesbih alıp güya Allah'ı andığını zanneden birine şöyle dedi, diğer eline de başka bir tesbih al ve onunla da günahlarını say. Dediği şuydu aslında, Allah'ı anarken kalbinin bir köşesinde yaptığın günahların farkında ol ki, zikrin bir tövbe olsun ve bu zikir makbul sayılsın. Allah'tan bahsedin insanlardan değil, başlıktaki söz Hazreti Ömer'e aittir. Sürekli Allah'tan bahsedin, der. Sürekli insanlardan bahsetmeyin. Zira Allah'tan bahis birer zikirdir. İnsanlardan bahsetmeye başlayınca illa söz dedikoduya, boş kırdıya dönüşür. Sonra insanlardan bahsetmek dedikodu, boş laf, hakaret ve eleştiriden başka nedir? Halbuki Allah'tan bahis bir zikirdir, nurdur, berekettir, rahmettir, duadır. Günde kaç kez esma okuyayım? Sayı önemli mi? Elbette Kur'an ve hadis bize bir sayı önerirse ona tabi oluruz. Ama bizi bu hususta sınırlandırmadıysa bol bol zikrederiz. 99 isimle meşgul olalım. Bilin ki çok okumak gibi çokça tefekkür de önemlidir. Sayıdan çok, onu hissederek bir kez Allah demek dahi bütün zincirleri kırar. Allah der ki şeytandan uzaklaşın, nefis öne çıkmasın, mahşerden bir sahne. Mahşer yerinde bir kadın veya erkeğin elinden tutulur ve şöyle seslenilir: Bu falanca oğlu falancadır. Kimin ondan alacağı varsa gelsin ve alsın. Bütün alacaklıları oraya kümelenir. Artık her mazlum her hak yemişten haklarını alır. Yolculuk duası: Allah'ım, sana sığınırım, sana dayanırım. Allah'ım, işlerimin zor olanlarını kolaylaştır, yol boyu sıkıntılarımı gider. İstediklerimin daha hayırlısıyla rızıklandır kötülüklerin tümünü benden kaybet, göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır. Allah'ım, senden korunmamı ister, nefsimi, dinimi, çoluk çocuğumu ve bütün akrabamı sana teslim ederim. Üzerime akıttığın ve onlara verdiğin dünya ve ahiret nimetlerinin bütününü bize ver. Her kötülükten hepimizi koru ey kerem sahibi. Bir ayet, Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Babam alkollüyken bize beddua ediyor. Tutar mı? Babanıza karşı içki içiyor olsa bile saygılı olmanız gerekir. Ancak onu vazgeçirmek için zaman zaman ikaz edin. Alkollüyken size beddua etmesinin ise bir suçunuz olmadıktan sonra zararı olmaz. Bir kızla nişanlandım. Ama onun çok güvendiği bir hanıman, kızım senin kısmetin bu olan değil, boş ver, demiş. Kız benden ayrıldı. Dinen bu olabilir mi? Hanıman dediğiniz hanımefendinin böyle bir şey söylemesi doğru değildir. Geleceği kimse bilemez. İnsanların hayatıyla oynamak yanlıştır, günahtır. Ama sizin nişanlınız, bir hanımannenin sözü üzerine sizden vazgeçebiliyorsa bu evlilikten hayır beklenir mi? Mahkemece olan boşanmalar dini açıdan da boşanma sayılır mı? Herhangi bir kişinin avukatı yoluyla dava açması, hakime eşini boşamak için yetki vermesi anlamına gelir. Bundan ötürü erkek veya kadından herhangi birinin açtığı davada boşanma kararı verildiğinde dini açıdan da boşanma gerçekleşmiş olur. Bu boşanma bir beyin talak sayılır. Eşler isterlerse ileride yeniden dini açıdan nikah kıyabilirler.